Arkadaşlar merhaba ben İtallah. Bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti serimizin 4. bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölümde Tunus'tan, Kuzey Afrika'da güzel topraklar elde ettik. Balkanlar'da Sırbistan'ı çok büyük bölümle elimize geçirerek güzel bir hakimiyet sağladık. aynı zamanda İberya adasında da güzel topraklar elde etmiş olduk. Şu anda ve Portekiz'deyiz. İtalya bir savaşta İtalya'yı müttefik olarak almıştık yanımıza geçen bölümün sonunda. Şimdi Portekiz'e savaşımı ilan edip zayıflayan Portekiz'den ben de bir pay almak istiyorum. İtalya toprakları bir kısmını alacaktır. Ondan bir şüphem yok. Ben hemen ilerliyorum abi. Şöyle yapalım. Şunu şuraya getireyim. Devam edelim birazcık. Ben de 2500 kişi göndereyim. 3000, 3000, 2300. Evet. Madrid'e Kıbrıs orduları girdi abi. Bu da şu demek oluyor. Ee, artık Madrid'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı dalgalanacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hiçbir yere almasam bile en azından e, Madrid'i Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak e, katacağım. Güzelce bölüşüyoruz abi. Ortaklarımızla diğer bir Akdeniz ülkesi olan İtalya ile ve Orta Doğu'da ve Anadolu'da ittifakımız olan Irak'la birlikte dünyayı bölüşeceğiz abi. Bakın %96'sını aldık. Şu adada da bir yer kaldı. O adayı da ben almak istiyorum. Hemen hızlıca Portekiz adası. %90. Bir ada daha vardı sanki. Aynen öyle. O adayı da alalım. Tamamdır. %100 abi. İtalya alsın aldıklarını. Neyse sıkıntı yok. Hemen barış müzakerelerini yapalım. Ee, şöyle yapacağım. Şuraları alacağım. Madrid'i alacağım. Şöyle alacağım abi. Ee, 70 yıldızım var. 69 yıldızı var. Şöyle almaya devam edelim. Kısımları da bana ver abi. şöyle 12 yıldız. Bunları Yok şunu vermeyeceğim. 10-13 Şunları versen bunları versen abi. 5 yıldızım daha var. Şunu sağsan bana. Ya da şöyle versen tamam abi. Tertemiz. Ee, barış antlaşmamızı imzalamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Burada bir <laughs> ee, İspanya toprağı daha var. Onu da hemen e, elimize geçireceğiz. Finlandiya ile barışmış. Ee, Cebel karşı tarafını da alacağım diyecektim. Hemen savundular. Bu 3000'i savunamazlar. Aynen öyle. İspanya'nın bir toprağı daha kaldı hatta. Nerede? Ha, Las Palmas'ı da alalım ya. Kalsın abi. Bir zararı yok bize. İspanya'nın hepsini aldık. İdarya'da hakimiyetimizi gittikçe geliştiriyoruz. Cebeli Tarık'ı da alıp bu iki tarafı birleştireceğim. Zaten İtalya benim müttefikim. Fransa çok güçlü bir halde. Bu arada 1 milyon param oldu. Hemen nüfusa yatırım abi. Bizim şu anda ekonomimiz çok yüksek. Önemli olan şey nüfusumuzun olması. Savaşlarla nüfus kaybediyoruz ve ele geçirdiğimiz topraklarda da çok fazla nüfus olmuyor açıkçası. Yani buradan demek istediğim şey şu. Bizim ne kadar güçlü nüfusumuz, ne kadar yüksek nüfusumuz, ne kadar fazla ordumuz olursa o kadar güçlü oluruz abi. Çünkü ekonominin bir yerden sonra e, bir anlamı kalmıyor. İstediğin kadar güçlü ekonomi ol. Sen dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olama 100 bin e, nüfusun olsun adam gelsin 150 bin kişiyle senin ülkenin istila etsin. arayla bir şeylere e, karşı gelemezsin. Ona yapacak bir şey yok abi. Hemen hızlıca simülasyonlarımı yapıyorum abi. %100 olmayanları da yapıyorum. Çünkü maksimum verimi alayım. Nüfusumuza bakalım. Ee, nüfusumuz yaklaşık e, en yüksek nüfusumuz Pristana'da var. Bu Balkanlardaki topraklar Sırbistan'dan aldığım topraklarda var. 55 bin. Hayfa'da aynı 54 bin. Ee, 2.7 milyon nüfusum var toplamda. Bu da artıyor 2.8 milyona çıktı hatta yaptığımız yatırımlarla yeterli olacaktır bu yatırım. Ee, gördüğünüz gibi hepsini sıfırlamıyorum yatırım dışında. Çünkü e, boş turlar geçerken ve savaş yaparken de en azından e, ülke gelişmeye devam etsin. Ordu basmadığım topraklar... Ordu basmadığım yerler bu kimle savaşıyor? Macaristan'la savaşıyor. Tamam Irak Macaristan'la savaşsın sıkıntı yok. Ordu basmadığım yerler gelişsin. Gelişmeye büyümeye devam etsin. Benim hedefim bu abi. Şimdi Mısır güçleniyor gibi 38 bine çıktı. Güçlenebilir. Benim hedeflerim arasında kim olmalı bundan sonra bakıyorum. Hollanda olabilir aslında. Hollanda'yı alabilir. Polonya, Finlandiya. Ukrayna. Ha Bulgaristan, Ukrayna demiştik abi. Bu hedefimiz doğrultusuna gideceğiz. Bulgaristan'ın 5000'lik bir nüfusu var. Bulgaristan'ı hemen alacağız. Ee, bu kısımlarda çok bir ha param yokmuş pardon hemen biraz para birikti ben diyorum niye o kadar az nüfus var hemen biraz para biriktirdikten sonra ordularımızı basıyoruz abi Anadolu'dan bastığımız orduları da e, görev hazır bir şekilde denize sürelim aman aman nerelere geldik burada durum ne Güney Kore Kuzey Kore ve Japonya aynı şekilde devam Japonya Güney Kore'nin içinden geçiyor orada sıkıntı yok ben böyle parça aman abi oraya gitme artık ya parça parça e, genişlemeye büyümeye devam ediyorum e, bir zayıflayan müttefiklerimden biri zayıf varsa İtalya'da Irak onlara da acımam Ukrayna bana savaş ilan etmiş Türkiye niye bana savaş ilan ediyor yani yine niye bana savaş ilan ediyor sıkıntı yok Macaristan ırağı çıkartma attı. O biraz sıkıntı. Ben Bulgaristan'a bir mı ilan edeyim. Evet yanlış orduyu gönderdik. Tamamdır. Hemen abi şöyle 3000'i gönderelim. Bulgaristan'dan sonra direkt e, barış anlaşması yapmayacağım Bulgaristan'la. Ukrayna'ya devam abi. E, şöyle 4000. 5000-5900 diyelim. Evet 40 kişiyle çıkartma attı bana Ukrayna sağ olsun. Sıkıntı yok. 2500-2700. Ee, ben Macaristan'a da savaş ilan edebilirim aslında bir bakıma. Evet o ne abi? Allah Allah niye böyle bir şey oldu şu an? Böyle yapalım. 2500 ha. Tüm ordusu o herhalde. Tamam bir barış antlaşması yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Ben seni vasallaştırayım abi. Hiç uğraşma. Bana da tazminat ver. Ee, şeye git. İşine git. Tamam benim vasalım ol. Bulgaristan'ın da buradaki topraklarını alalım. Tamam harikayız abi. Ukrayna'da bizim vasalımız oldu. Yani sıkıntı çıkacağı yerde elbet ilhak ederiz. Şu anda gerek yok. Buradaki topraklardaki nüfusun az olması beni biraz üzüyor açıkçası. Çünkü normalde çok verimli topraklar ama şu anda değil. İrlanda ile aram çok kötü ve 88 bin ekonomi. İngiltere'ye de açılan kap İngiltere'de çok zayıf şu anda. Ee, İrlanda'ya ve İngiltere'ye buradaki İngiliz adasını bu bölüm alabilirim. Kıbrıs zaten bir adalar ülkesi bildiğiniz gibi, en azından daha da güzel olur. Avrupa'ya burada iki taraftan kuşatmış oluruz hatta Balkanları da sayarsak Avrupa'ya üç taraftan kuşatmış oluruz abi bu sayede. Ben hemen ordu basım işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Yaklaşık bir 40-50 bin kişi basmayı planlıyorum abi İrlanda için. Irak zayıflıyor ama Irak kaybederse Macaristan'a Irak'a girer mi? Evet burada isyan çıktı. Sıkıntı yok. Basalım abi. Ne olacak? Evet, 30 kişiyle isyan ediyor. Hani neyin isyanı gerçekten anlamak mümkün değil. Zaten nüfus da yok. 500 kişi var abi orada ya. Böyle köyden adam toplasan daha yüksek olur öyle derler ya. Gerçekten o durumda şu an o topraklardaki. Abi yapma. Ya. İşte bu oyunda en sevmediğim şey bu kameranın böyle kayması. Burada 4800 kişi var. Kayması en azından oradaki ordumu göstermiş oldu. Abi bu 2 oldu. Yeter artık. 3300'ü de şöyle getirelim. Bir yerde toplayalım abi orduları. Şöyle toplayalım. İllanda'ya hazırlık. 40.000 kişi bence yeterli olur ya İllanda için yaklaşık bir 88 bin ekonomisi var. Evet gayet yeterli olur. Şuna karşı savaşa hazırlan Sudan. Sudan nerede? Sudan burada. Ben o zaman abi şöyle yapayım. şuradaki ordum red dediğim bir şuradaki orduları bir getireyim sudan sınırına da bir 11.000 kişi var. Bunu şöyle bir böleyim abi. 3.000 ee, 4.000 4 olarak topraklar da de burası çok güzel yalnız ya. Bu Konstantin'e değerli bir toprak bu arada. Yani ben ee, şu Sudan'ın kuzey Afrika'daki topraklarımı, Konstantin'deki topraklarını alsam aslında yeterli olur bana. Yavaş yavaş kayıplar artıyor abi. 38 bin, 40 bin. Tamam istediğim kıvama bence geldi. ve bir çıkalım abi. Buralara bir çıkartmamızı atalım. Yapma oraya gitme. Her temiz. Ben buraları istiyorum abi. Heh, tamam. Dur. O zaman şöyle yapalım. Sudan'ın diğer toprakları nerede? Sudan. Sudan'a o kadar bin... Ooo. Abi buna da bir şey yapamazsın ki. Ya ben o top tek toprağı alsam bile olur ya. Şu anda gözümüzü İrlanda'ya dikebiliriz abi. Hatta İrlanda'nın en büyük ekonomisi nerede? Direkt oradan çıkartmamı atayım. Waterford'da. Ben Waterford'a çıkartmamı atayım. Yani Sudan geldi. Buradaki e, Afrika'daki topraklarıma çıkartma attı. Yani yapacak bir şey yok abi. Geçmiş olsun diyelim. Ee, şöyle. o oh, Güzel. Orayı geri aldık. Şimdi İrlanda'dan Waterford'dan ben çıkartmamı attım. Ekonomisi bir anda 56.000'e düştü abi. Bir tur daha bekleyeceğim. Hatta şöyle bir 4.000 saldırtayım. 15.000 geldi. Evet tamam. Ama Waterford'u ver keyfine bak abi. Geri aldı. O zaman şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sudan'ın şu Konstantin'e alamıyor muyum? Yok. Abi bu e, İspanya'dan ordu basacağız. Yapacak bir şey yok. Bir bir çıkartma dağıtacağız. 20.000 bin kişisi var. Yani ben bir e, 50 altmış bin kişi daha basmam gerekiyor gibi şu anda. Hemen abi ordularımızı basalım. Şu palma kısımlarından da bir basalım. Sudan bunu yaparsa hoş olmaz ama ya. Yani Tunus'u zamanında almadık. Keşke vasallaştırsaydım. Açıkçası şu an onu söylüyorum. Yani tam ya o İtalya oraları geri alır abi. Sıkıntı yok. Adamsın İtalya. Ben şimdi bu e, ordu basımına devam edeceğim. İllanda'ya intikamımı alacağım abi. İllanda'dan intikamımı alacağım. Bu kadar ordu yeterli olur gibi. Birkaç tur daha basalım. Şuralardan da şöyle basalım. Tamam. Abi hepsini şu e, İberyanın ortasında bir birleştirelim tüm ordularımızı hızlıca. Bakalım kaç kişilik ordumuz var ve artık e, İllanda yeterli olacak mı? Yani yaklaşık bir 40-50 bin kişi olsa güzel olabilir. 20 bin kişilik ordusu var şu anda İllanda'nın. E, bu topladığım orduyla İllanda'yı ele geçirebilirsem benim için harika olur abi. Öyle söyleyeyim. Hem yani baya bir ordu bastı aslında beklemiyordum o kadar ekonomisine ee, ya yani ekonomisinden yüksek ordu bastı neredeyse yaklaşık bir 40 bin ordu bastı 68 bin'e düştü ekonomisi sıkıntı yok abi siz. Şöyle geri alın. Irlan ne gitsin abi 66 bin ekonomisi var 62 bin kişi geliyor. Yine Waterford üzerinden saldırıya geçelim abi 12 .000. Abi hala çok ordusu var ya adamın. Şaka gibi yani. 3500'ü abi yok şaka bu. Abi, ben şuraları alayım. Keyfime bakayım. Beni sal. Heh tamam. Ee, 44 44.000'e düştü. Yaklaşık bir 15.000 ekonomisini de elime geçirmiş oldum. Ee, büyük bir ordu toplayıp ikinci bir savaşa hazırlanacağım orada. İllanda için. Yani bu bölümü İllanda'ya alacağım abi. Diğer bölümde İngiltere'ye alacağım. İngiltere'de de aynı zorlukla karşılaşabiliriz bu arada. Hemen bakın o İllanda Savaşı'nın hazırlıklarına başlıyorum. Bu kadar ordu basması benim için gerçekten bayağı şaşırtıcıydı bu arada. Yani hiç beklemiyordum o kadar ordu basmasını. Sıkıntı yok abi o basarsa biz... O Pristine'ye baksana abi tek başına. Ee, şöyle hemen ordularımızı birleştirelim. Sudan'a gönderebilirim bu orduları ya ben. Bu arada. Sudan'a gönderebilirim bu orduları. Hiç uğraşmayayım. Ben öyle yapayım. Ee, zaten Sudan'dan büyük ihtimalle ordu e, kalacaktır. Sudan'a girdimler Çünkü gerçekten iyi bir ordu basıyorum şu anda. 40 bin, 75 bin kişilik bir ordum var. 78 bin kişi hatta. Bu ordularımı Sudan yoluna bir göndereyim. Şurada bir liman yapalım abi. Evet. Gerçekten güzel bir ordu. Basıyorum. Ee, güzel bir orduyla harekete geçiyorum. 4.000, 12.000, 22.000 geliyor abi 78.000'lik. Binlik. 100.000'lik binlik bir orduyla Sudan'a giriş yaptık abi. Ee, Sudan'ı... Aman elim çarptı 3.000 bu arada. 30.000 bin... 30 bin 30 bin diye bir böleyim ordularımı. Şeyde 51 bin de giriyor bu arada. İnsafsız İtalya'da 51 bin de giriyor utanmadan. Ee, şöyle bir 17 bin, 17 bin olarak 34 bin'i bir böleyim. Güzel abi. 30 bin'i de ilerleteyim. Tertemiz. Sudan çok. Büyük bir şey. Burada İtalya toprakları mı vardı? Onları mı aldı yoksa başkasıyla mı savaştı? Herkes de savaştı, canım adam. 170 bin şey kaybetmiş. Sıkıntı yok. O zaman ben rahatça alırım. Ben inanıyorum rahatça alacağıma. Ve 8 bin şuradan da 9 bin'i bir bölelim bakalım. Neler var? Neler yok? 14 15.000 15 bin, 15 bin. Oraları İtalya alması hoş olmadı açıkçası ama sıkıntı yok. 4000 bir böleyim. 8000'i bir e, diğer tarafa göndereyim abi. Buradan 7. Buradan 8. Buradan 16. Orayı da bir bekleteyim. Abi İtalya aldı çoğu yeri. İtalya'yı ilerletmeyeceğiz o zaman. İtalya İtalya'yı ilerletmeyeceğiz. Buradan 5'er bin 5'er bin gitsin arkadaşlar. Ee, İllanda'ya ben bölüm almak istiyordum, alabilirim gibi aslında. Bu ordular artarsa ben alırım abi. Bir gönderelim buradaki arkadaşları da. Yani bu taraflardan çok toprak almayacağım. Belki bu e, denize sınır olan yerlere elime geçiririm. Yani onun dışında çok fazla toprak beklentim yok açıkçası. Sudan'dan. Yani buralar benim istediğim coğrafyalar, istediğim topraklar değil ama toprak topraktır tabi. Ee, çok da önemli değil diyelim, devam edelim abi. 1800, 1800 bir an bir böleyim. Ya saçma sapan yerlere gidiyoruz. 2500, 8000, 8000 ha. Evet, Sudan'ın artık bir gücü kalmadı. Ee, Sudan'ı egemen güçler olarak bölüşüyoruz resmen. 2500 şuradan da 2500. Evet son e, birkaç toprak kaldı Sudan'ın. Hatta bu sanırım başka yok. Ben bir bek tamam abi. %100'ünü aldık. Şöyle yapacağım. Buraları direkt alacağım. Harika topraklar bunlar Sudan'dan. Eee Sudan'ın Aa buralar da güzel topraklar bak. Buralarda da güzel topraklar hemen 8 yıldız, 9 yıldızlar böyle bir iştahımı kabartmıyor değil açıkçası. 4 toprağa gerek yok. İşe 4 yıldız'a gerek yok. Şöyle bir birleştirelim. Şuraları alalım. Ee, şuradaki Şurayı da birleştireyim. Burada da güzel bir e, toprağımız olsun. Şuralar güzel abi. E, görsel açıdan da burayı alayım. Burada da dahil. 2 yıldız daha var. Şöyle mi alsak ne yapsak? Şöyle mi alsak? Heh. Böyle bir antlaşma yapalım abi buradan. Harika bir şekilde. Evet bakın. Harikayız ya. Gerçekten çok iyi abi. Hollanda Nijerya'ya girdi bu arada. Fransa 1 milyon ekonomiye ulaştı. Bu hiç hoş bir haber değil bizim açımızdan. Şimdi bu Sudan'daki ordularım zaten çok bir şey kaybetmedim. Hemen buradaki asimilasyonları yapıp İrlanda'ya ikinci savaşımı ilan edeceğim. Ve ondan sonra artık bu bölümü bitireceğim. Gerçekten güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani bütün dünyaya Kıbrıs'ın gücünü göstermiş oluyoruz. Şöyle yapalım. Baya bir ordum kaldı aslında o yüzden bu şeyler sıkıntı yaşıyor. Bir e birleştireyim abi ordumu şurada. 2500'ler gelsin. Şuradaki arkadaşlar da. Siz bir şöyle geçin abi. 8000, 8000, 2500. 2000, 4500, 8000 de buradan. Çok güzel bir ordu var bu arada burada. 40.000, 60.000 kişilik bir orduyu hemen... Hızlıca İrlanda'ya da gönderelim abi. Gitsin arkadaşlar. Ben buralarda kale ve gözetleme kulesi de yapmak istiyorum açıkçası. Tekrardan aynen. Kale ve gözetleme kulelerimizi yapalım. Asimile olmayan yerler var. Onların asimilasyon işlemlerini gerçekleştireyim. Evet isyan çıktı bu arada. Ordu basamıyorum, ha, çünkü ben Mısır değilim evet. Bu da ne oldu abi? Bir anda isyan üstüne isyan çıkıyor. Burada 30 bin kişi daha mı kaldı? Ne oldu abi? Anlamadım ben. Allah burada bu 30 bin kişi daha var. Bunda bu ee, ne yapalım? 30.000 kişide bir Balkanlara gönderelim. Ne olur ne olmaz diye kalsınlar. İrlanda savaşımı artık başlatıyorum. Art Şu anda kaybedemem diye düşünüyorum. Baya baya ordu basıyor ama ya. Yani bu şaka gibi abi. Bitecek yine. Ben bir 15000 bin, bin ilerleteyim. E, 3.000 Buraya 13 13.000'imi buradan göndereyim abi. Aynen. Artık gücü kalmamıştır diye düşünüyorum ve başkent Dubin'e de çıkartmamı atıyorum. Allah helal olsun. En sonunda ee, Kıbrıs orduları ve girmiş oldu. İrlanda'ya girmiş oldu ve İrlanda'nın tamamını ele geçirdik. Sonunda bunu yaptık abi. E böyle tek tek alıyoruz. Bütün topraklarını. Harika. E sıkıntı taraf nüfus kalmadı. <laughs> Nüfusu sömürdü bu. Çünkü bir bin kişi falan ordu bastı orada. Nüfus sömürdü ama sıkıntı yok. Ee, biz simülasyonlarımızı yapalım abi. Ee, 60'larda bu burası büyük ihtimalle, aynen hepsinde çünkü e, neredeyse asker var, sıkıntı yok. Böyle de basalım. Harika abi. Abi video yine 20 dakikayı geçti bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani bu bölüm gerçekten çok güzel e, bir şekilde. İlerledik Kıbrıs'ı dünyanın 5. sırasına kadar çıkarttık. İrlanda'yı aldık. Sudan'ın Kuzey Kıbrıs'taki bu da Cezayir ait topraklarını elimize geçirdik. Ayrıca Afrika'daki Sudan topraklarımızı da ele geçirdik. Bulgaristan'ı ele geçirdik. Ukrayna'yı kendi vasalımız ilan ettik. gerçekten güzel bir bölümdü, zevkli bir bölümdü. Kendi adıma konuşuyorum. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.